Merhaba, bugün 20 Ekim 2019, 42. haftadayız. Saat 19:53 Pazar günü. Haftalık market analizini yapacağız. İlk başta SPY'dan başlıyoruz. Haftalık grafiğimiz. SPY yukarı doğru ilerlemekte. Önceki değerleri geçmiş ama yukarıda tekrar bu bölüm onun direnç noktası olacağını göstermekte, ama yukarı doğru ilerlemenin iyi olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde Nasdaq da yukarı doğru ilerlemekte. Russell 2000 yatay ilerlemekte. Russell 1000 şu anda yukarı doğru ilerlemekte. Semiconductor endeksi yukarı doğru ilerlemekte. Bu genel market için iyi. Önceki değerlerini de aşmış şekilde yukarı doğru ilerlediğini görüyoruz. Higher low ve higher high'lar olduğunu görmekteyiz. Yani yukarı trendin devam ettiğini görmekteyiz burada. Finans endeksi şu anda kısa dönem yukarı doğru ilerlemekte. Dow Jones Industrial Average yukarı doğru, ama burada kısa dönem yukarı olduğunu görmekteyiz. En son hafta iyi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Çünkü açılış ve kapanış yerleri aynı. Petrol yatay ilerlemesinin aşağıya doğru ilerlemesine devam etmekte. Emlak yukarı doğru ilerliyor demiştik uzun zaman önce. Yukarı doğru ilerlemesi hala yukarı doğru devam ediyor. Emlak endeksinin. Faizler düşünce tabii Amerika'da. Amerika emlak endeksine pozitif etkisi olmakta. Altın uzun süre yükselişine devam etti. Şu anda yatay bir konsolidasyon içinde. Ama trendinin tekrar yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Burada tek bizi kaygılandıran şeyin bu ortalamalar arasındaki uzaklığın bayağı açıldığıdır. Bu durumda tekrar bir geriye biraz ortalamalara doğru geriye dönüş beklenebilir. Gümüş de aynı şekilde. Technical Software bütün Amerika'daki yazılım şirketlerinin olduğu bir endeks. Bu sene geçen senenin sonuna doğru büyük bir darbe yedi. Tekrar bu sene düzelmesine rağmen en son 2-3 ay içinde yatay ilerlemeye başladığını görmekteyiz. Genel trend yukarı doğru ve yatay şeklinde şu an. Amerikan doları yukarı doğru trendi devam ettirmekte uzun zamandır. Şu anda en son, yani geçen haftaki ilerlemeyi yatay olarak, sistemimize göre yatay olarak değerlendirmekteyiz. Çünkü mavi en son çubuk. Amerika bonoları şu anda yukarı doğru ve en son 2 hafta içinde yatay olarak ilerlemiş. Biyoteknoloji endeksi aşağıya doğru. Amerika olmadan tüm dünya yatay ve şu an geçen hafta yukarı doğru görünmekte, ama genel durum hem yukarı hem aşağı ve hem yatay, bütün durumları bir arada barındırmakta. Kırmızı renkler aşağıya doğru trendin olduğunu, mavi renkler yatay, kararsız bir trend. Yani çelişkili mesajlar olduğunu söylemekte bize. Yeşil ise yukarı trendin olduğunu söylemekte. Burada da gördüğünüz gibi en son hafta bütün dünya göz önüne alındığında Amerika'da içinde olmak kaydıyla trendin yukarı doğru olduğunu görmekteyiz. Bu önemli noktayı geçmesi gerekmekte yukarı doğru diyebilmemiz için. İkinci önemli nokta da 77 seviyesi olacak. 2018'in başından itibaren kurulmuş bu nokta. Önemli bir direnç noktası.
Çin endeksi şu anda aşağıya doğru. Alman DAX yukarı doğru ilerlemekte son 2 hafta içinde. Tech DAX, Alman Tech DAX şu anda yatay ama yukarı doğru. SDAX yatay yukarı doğru. İngiltere yatay. Kanada yukarı doğru. Japonya yukarı doğru. Fransa'nın en son zaman içinde yukarı doğru olduğunu görmekteyiz. İtalya yukarı doğru ama buradan tekrar aşağıya dönmesi mümkün olabilir. Borsa İstanbul biraz geriye gelip bakarsak bu seviyeyi geçmekte zorlanıyor. Şu anda yatay olarak ifade etmekteyiz. Euro Türk Lirası yukarı doğru. Dolar Euro yukarı doğru şu anda yatay ilerlemekte. Dolar Türk Lirası tekrar yukarı doğru ilerlemesine devam etmekte. En son hafta bu bir çubuk bir haftayı ifade etmekte, yukarı doğru ilerlemesine devam etmektedir. Evet, genel market analizimiz bu kadar. S&P'ye tekrar geri döndük. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.